Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda doğa, kültür, turizm, gastronomi, çevre, iklim değişikliğine uyum, kadın emeğini değerlendirme projeleri, meslek edindirme, ömür boyu öğrenme konularında yol haritası belirlenerek hedefler konuşuldu. Başkan Gürkan, Avrupa Birliği'nin 2021-2027 programlarında açılacak proje teklif çağrılarının Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte ortak bir şekilde takip edileceğini, gerekli noktalarda yardımlaşarak, gerekli noktalarda yabancı ortaklar bulacaklarını söyledi. Yeni turizm destinasyonları yaratmak ve çalışmalara yön vermek adına bir yol haritası çizdiklerini belirten Gürkan, Keşan, İpsala, Enes bu coğrafyada bu bölgede yaşayan tüm insanlara ayrımsız tüm insanlara daha konforlu bir yaşam, daha refah seviyesi yüksek bir yaşamı daha mutlu bir yaşamı nasıl sağlayabiliriz bunun çalışması içerisinde olduk. Şimdi bunları realize edeceğiz. Benim heybemde ne varsa Keşan'ın Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın onların heybesinde ne varsa Edirne Belediyesi'nin Edirne halkının belki yeni destinasyonlar yaratacağız. Edirne'nin turizm potansiyelini burada niye kullanmayalım? Biz Edirne'de çok fazla sayıda etkinlik yapıyoruz. Özellikle 2022 Tüm bölgenin kurtuluşunun 100. yılı. Biz Edirne Belediye Meclisi'nde 2022 yılını Edirne yılı ilan ettik. Yarın meclisimizde stratejik plan değişikliği görüşülecek. Komitelerimizi oluşturduk. Edirne'de yaptığımız etkinliklerde Edirne tava yanına niye keşan satır etini koymuyoruz? Edirne'ye yılda 5,5 milyon turist geliyorsa bunun en azından yarısı niye keşanın ortak değerlerini, ipsala pirincini, keşan satır etini tanımasın. Turizm ve ekonomik anlamda da Yeni destinasyonlar ortaya çıkararak bunları bölgesel hale getirmek istiyoruz. Bunları yapacağız, bunu başaracağız dedi. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı da Edirne Belediyesi'nin tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlanacakları için mutlu olduklarını belirterek desteklerinden dolayı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti.